gündem maddelerine geçiyorum. Gündemimizin 4. maddesine geçiyorum. Huzurlarınıza İmdar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cüneyt Dilriş Bey'i genel kurul açılış konuşması için davet ediyorum. Buyurun başkanım. Saygıdeğer üyelerimiz, kıymetli basın mensupları, değerli çözüm ortaklarımız, hanımefendiler, beyefendiler, şahsım Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu adına hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Derneğimizin 7. olan genel kuruluna hoş geldiniz diyor. 2002 senesinde kurulan İMDER, Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği sektör itibariyle ülkemizin en büyük üretici ve distribütör firmalarını bir araya çatı altında toplayan, onları ortak bir faydada bir araya getirerek ülkemiz menfaatleri adına faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. 2010 yılında devraldığım bayrağı geçen 4 yıl içerisinde iki döneme tekabül ediyor. En ileriye taşıma çaba ve gayreti içerisindeydi. Bu dönemde bana bir destek veren yönetim kuruluna ve siz kıymetli üyelerimize teşekkürlerimi arz ediyorum. Kıymetli üyelerimiz, bugün burada 7. olan genel kurulumuzu yaparken diğer taraftan da bir bayrak değişimi yapacağız. Göreve geldiğim gün söylemiş olduğum gibi bu bir bayrak yarışıdır. Mutlaka gün gelince bu bayrağı devretmek lazım sözünü bugün burada tekrar sizlere hatırlatmakta fayda görüyorum. Bugün burada görevi devralacak başkanımızın derneğimizi daha ilerilere taşıma gayret ve çabası içinde olacağına eminim. Ben de yönetime bu sektörün bir neferi olarak elimden gelen her türlü desteği vereceğimi taahhüt etmek istiyorum. Kuruluşun 12. yılında İMDER sektörümüz adına ülke ekonomisinin vazgeçilmez aktörlerinden biri olmuştur. 9 üye ile yola çıkan İMDER geçen 12 yıl zarfında 55 üyeye ulaşarak sektörün neredeyse tamamını bir araya getirme başarısını göstermiştir. Derneğimiz imalatçıları ve ithalatçıları bir arada barındıran bir derneğidir. Geçtiğimiz dönem boyunca da bu yapının ahenk içinde bir arada bulunmasına gayret ettik. Bu doğrultuda çalışırken şiarım, farklılıklarımızla ayrışmak yerine müşterilerimize buluşmak oldu. Bugün sektörün %93'ünü aynı çatı altında toplayan İMDER, Türkiye yurt içinde ve uluslararası tüm platformlarda temsil etme gayreti içerisindedir. Bizler bulunduğumuz bu noktaya gelirken sektörümüzün temas ettiği tüm resmi kurumlar, odalar, meslek birlikleri ve sivil toplum kuruluşları ile ahenkli bir çalışma sürdürmek gayreti içerisindeyiz. Bu gayret bundan sonra da eminim ki daha iyi bir şekilde devam edecektir. Değerli meslektaşlarım, görevde geçirdiğim süre içerisinde sektörümüz adına ve ülkemiz adına bazı şeyleri yapma gayreti içinde geçirmeye çalıştım. Bu çalışmaları yaparken her zaman sizlerin destekleriyle adımlar attık. Müsaadenizle sizlere bunlardan bazılarını paylaşmak istiyorum. Sektörümüz adına gerçekleşen 3 büyük fuar, kayıtlı ziyaretçisi ve iş hacmiyle bizleri fazlasıyla, faydasıyla memnun ettiği kanaatindeyim. Örnek vermek gerekirse, Kovatek 2013 fuarı 117 bin metrekare ile Avrupa'nın 4. büyük fuarı olmuştur. Bu büyüme ile ileriki dönemlerde dünyanın da sayılı büyük fuarlar arasında yer alacağı aşikardır. Yaptığımız etkin çalışmalar sonucunda derneğimiz 33 resmi kurumdan bakanlar da dahil 200 bürokrat ile yüz yüze görüşerek sektörümüzle ilgili tüm güncel çalışmaların içinde bizzat bulunduk. Bu görüşmelerin sonuçları neticesinde sektörümüze ait malların leasing alımlarında KDV %1'e düşürmüştür. İş ekipmanları yönetmeliğine yapılan değişikliklerle dernek olarak büyük rol aldık. Motor faz geçişleriyle alakalı ötelemede vermiş olduğumuz görüş çok etkili olmuştur. Piyasa gözetim denetimiyle ilgili olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürlüğü ile çalışmalara başlattık. Bu çalışmaların sürekliliği konusunda kendilerine iş birliğinde olmak istediğimizi belirttik.